Günahtır. O peki saat Alişan'la olur. Devam edelim. Bir konuştu, bir konuştu katıldığı bir programda eşi Buse Varol için söylediği sözler olay yaratmış. Ünlü sanatçı Alişan'ın eşi Buse Varol için katıldığı bir programda söylediği o sözler olay yarattı. Alişan eşi Buse Varol'un öpüşme sahneleri çekmesini ister mi? Nasıl sert çıktı? Peki geçmişten bugüne yer yer güldüren, yer yer pes artık dedirten öpüşme sahneleri hangileriydi? Evet, Alişan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda açıklamalarıyla gündemi belirledi. Eşi oyuncu Buse Varol için sorulan eşinizin öpüşme sahneleri çekmesini ister misiniz sorusuna Alişan çok net cevap verdi. İstemem, manyak mıyım ben? Alişan'ın sözlerinin ardından akıllara geçmişten günümüze ses getiren öpüşme sahneleri geldi. Ah be Alişan, bu konuyu açtın, iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyoruz ama gelin birlikte bakalım en iyi öpüşme sahnesi kimin akıllara gelen? İşte gelin tapon listemize şöyle bir bakalım. 10 numara Çağatay Ulusoy, Berrak Tüzün Ataç. Öpüşme sahnesi demeyi bin şahit ister. 9 numara İlayda Akdoğan, Nejat İşler. Nejat İşler ve İlayda Akdoğan'ın dijitalde yayınlanan bir dizide yer aldıkları bu sahne epey ses getirmişti. 8 numara Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı. Ömer dizisinde dinine bağlı bir genç olan Ömer'in zaman içindeki değişimini anlatan dizideki bu sahnede olay yaratmıştı. 7 numara Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun sahneleri için en inandırıcılardan biri diye biliriz. Gerçek hayatta sevgili olan ikilinin hiç zorlandığını düşünmüyoruz. 6 numara Uras Kaygılaroğlu, Pınar Deniz. İki ünlü oyuncunun bu sahnesi de epey bir ilginç. Pınar Deniz, Uras'ın dudağını ıskalıyor. 5 numara Barış Arduç, Elçin Sangu. Genç kızların sevgilisi Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun yağmur aldırış etmedikleri fazla mı fazla romantik sahneleri gelsin şimdi de. 4 numara Tarık Emir Tekin, Beril Pozam. Yalı Çapkın'ın yetenekli oyuncuları Tarık Emir Tekin ve Beril Pozam'ın öpüşme sahneleri kötü bir sonla bitiyor. 3 numara Selen Görgüzel, İrfan Kangı. Yetenekli ve güzel yorumcumuz Selen Görgüzel'in tiyatro sahnesinde izleyenlerin gözü önündeki bu sahnesi de çok konuşulmuştu. Seni seviyorum be kadın. Ben de seni seviyorum adam. Numara Dilan Çiçek Deniz, Tolga Sarıtaş. Vitesi yavaş yavaş arttıranlarda bugün Dilan ve Tolga'nın olay sahnesi var. 1 numara Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses. E tabii ki birinci sırada efsaneler olacaktı. Bu sahneleri kim unutabilir ki? Öpüşmeye hasret kalmış bir çift mi dersiniz? Partnerini tümden yiyip bitirme mi dersiniz? Artık orası size kalmış. Buse oyuncu ama yani Alişan da maço bir erkek. Diyor ki hayır, yani ben eşimin öpüşme sahnelerini onaylamıyorum. O tarz sahnelerde oynayamaz diyor. Gülcan yani. Atlı da Türkan Şoray'a izin vermezdi ya. Türkan Şoray'ın da kuralları kanunları vardı. Tabii. Kanunları vardı. Ama bir oyuncunun kanunu olamaz. Böyle bir şey yok. Oyuncu hamur gibidir. Yani şöyle düşün, bir hamur. O hamuru istediğiniz şekle sokabilmelisiniz. Oyuncu o şekle, istediğiniz şekle girebilmeli. Oyuncunun kuralı olduğu zaman o zaman hep böyle bir şeyleri mış gibi yapar. O zaman da inandırıcılık. O zaman yapmayacaksınız bu işi. Oyunculuk yapmayacaksınız. Başka işler yapın. Görsel sanatlara hizmet eden başka şeyler, sunuculuk yapın, işte başka şeyler. Ama oyunculuk dediğiniz şey o kadar başka bir alan ki. Öpüşmekten mi ibaret, yakınlaşmaktan mı ibaret oyunculuk? Sadece niye? Öpüşmek değil ki. O sahnelerde oynamaz ama gayet de güzel oyunculuk yapabilir bir oyuncu. Aynen öyle. Hayır, yapamaz. Aynen öyle. Bunun örneği var mı? Eğer bu konuda ambargosu varsa beyninde, başka sahnelerde de vardır. O yüzden de öpüşme konusunda beyninde ambargolu oyuncu iyi bir oyuncu değildir. Öyle değil. Kabul etmiyorum. Bence öyle. Kabul etmiyorum. Türkan Şoray öpüşmüyordu ama Fırat Nehri'ne atlıyordu. Set gereği, senaryo gereği. Olur Fırat mu öyle şey? Fırat Nehri'ne atlamak iyi bir oyunculuk anlamına gelmiyor. Hangi? Prodüksiyonun amatörlüğü ya, anlamına geliyor. Ne, orada ne alakası var? Şeyleri dublörlerinin normalde Türkan yapması Şoray'ın lazım. Türkan Şoray çok çok ama çok çok iyi bir oyuncu olmadığını mı söylemek istiyorsun? Türkan Şoray ya. Tabii ki yani şey? Eski Yeşilçam oyuncularının çok iyi oyuncu olduklarını iddia edebilir miyiz? Mesela Fatma Girik dışında eski oyuncularımızın, işte Filiz Akınların, efendime söyleyeyim Türkan Şoray'ların öyle süper bir oyunculuk şöleni sergilediği projeler
çok nadirdir. Seyretmedin galiba Türkan Şoray filmlerini. Şimdi senin de öpüşme sahnen vardı ve hatta listede senin en iyi, en çok konuşulan. Çok üzüldüm, niye bir numara değilim deyince baktım ki İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar burada alkış koptu. Çünkü Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses'in biliyorsunuz öpüşme sahnesi, öpüşme değil bir vakumlama sahnesi olarak bütün sosyal medyalarda bu şekilde dolaşıyordur. Efsanedir canım o sahneler. Çünkü o zaman böyle bir değişik aşk yaşıyorlardı, yaşıyorlardı, sevgiliydiler. Tıpkı bugün Mert Ramazan Demir'le Afras Saraçoğlu'nun öpüşme sahnelerinin de yine öyle çok 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 uzun sürmesi gibi. O zaman daha çok geçiyor değil mi izleyiciye? Onlar da daha rahat olunca, ediyor zaten sevgili oldukları için. Sevgili olunca. Bu da senin tiyatro sahnesin değil mi? Tiyatrodaki öpüşme. Evet, final sahnesi tiyatro. Final sahnesi. Ne yapıyor adam sana yahu? Niye yatırdı böyle künde attık sanki? Yemek yediriyor. Ne yapıyor? Öpüyor beni işte. Orada karı koca var zaten. Bu finalde de barışıyorlar. Ben izlemiştim bu burada, oyunu. Burada teknik dilde markelemek denir. Beni markeliyor. Biz orada duruyoruz. Gerçekten arkamızı döndüğümüz zaman orada öpüşmüyoruz yani. Ama öperek başlıyor değil mi? Böyle öpüyor, öperek döndürüyor. Başlıyor. Ondan sonra biz böyle Orçun'un diyaloğunun bitmesini bekliyoruz. Kalkıyoruz. Ya bu tekniklerin tabii ki böyle seyirciye mış gibi geçiyor olması bir oyunculuk başarısıdır ama markelendikten sonra o öpüşme devam etmiyor. Mesela orada siz bizi öpüşüyor zannediyorsunuz. Peki eşin istemeseydi mesela bu tarz sahnelerde rol almanı istemeseydi oyunculuğu bırakır mıydın ya da eşine karşı gelir miydin? Yani bir duruş sergiler miydin? Öyle ya şimdi orada? Hani zaten bir yola çıktıysanız bu yolculukta sizin bu anlamda ambargolayacak bir insanı hayat arkadaşı olarak zaten seçmezsiniz. Hmm. Seçemezsiniz. Bunun için eğitimleriniz var, yıllarınız var. Bu bir heves değil ki. İki tane kaşın gözün güzel. Gel kız sen oyuncu ol hadi. İki tane böyle bir durum değil ki bu. Değil. Yani yıllarını vermişsin, emek etmişsin, setlerde donmuşsun, üşümüşsün, aç kalmışsın, efendime söyleyeyim okumuşsun, eğitilmişsin. Ondan sonra bir tane adam gelecek seni böyle tanıyıp öpüşmene izin vermiyorum. O zaman evlenmezsiniz zaten. O zaman zaten o kafa yapısında bir insanla evlilik ve birliktelik şimdi olmaz. Buse ile Alişan'da durum biraz farklı. Buse çok tanınan, çok profesyonel bir oyuncu değildi. Daha yolun çok başında bir oyuncuydu Alişan'la tanıştığında. Sonra zaten evlendikten sonra da hiç Bebişler'de doğunca hiç çalışmadı yani. Sektöre dönmedi. Doğal. Ama şimdi yeni bir diziyle tekrar oyunculuk yapmak istediğini açıkladı. Tekrar mesleğine geri dönmek istediğini Selahattin Eyyubi dizisi Kudüs'ü fetheden komutan TRT'de yayınlanacak. Müthiş bir prodüksiyon, müthiş bir dizi olacağı söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Orada oynayacak Buse. Buse hayırlısı olsun. Yani Alişan açıklamasında diyor ki ya ben istemiyorum eşimin diyor bu tarz rollerde oynamasını. Yani ben tasvip etmiyorum diyor. Oynatmam diyor yani. Alişan, öyle deyince Alişan yobaz mı oldu? Çok eleştiren de olmuş. Nasıl yani? İşte sen eşinin işine karışıyor musun? O senin işine niye karışmıyor? Sen onun işine karışıyorsun, mesleğine karışıyorsun. Ama yani Alişan da bir klipte bir kızla öpüşse muhtemelen Buse de bunu çok kabul etmez. Şimdi onlar o dinamikte bir çift. Dediğin gibi hani Buse'nin böyle Nurgül Yeşilçaylar gibi falan bir oyunculuk kariyeri olmuş olup da ondan sonra Alişan'la evlendikten sonra Alişan onu ambargolamaya çalışmış olsaydı bunu daha farklı konuşuyor olurduk. Ama Alişan'la evlendiler ve Alişan'ın kurallarını kabul ederek evlendi Buse Varol. Tabii. Dolayısıyla da bundan sonraki kariyer hayatına o kurallar çerçevesi içerisinde devam etmeyi zaten kabul ettiği için Alişan'la evlendi. Alişan gibi bir kafa yapısıyla evlendi. O yüzden de bu konuda bu fikirlere sadece saygı duymak düşüyor. Başka herhangi bir yorum yapamayız bu konuda. Alişan diyor ki çünkü şu andaki öpüşmeler gerçek öpüşme diyor. Dizilerdeki öpüşmeler diyor. Bir de uzun uzun sahneler çekiyorlar artık Bilal abi. Ya eskiden yapmıyorlardı. Evet. Dizilerde yapmıyorlardı. Aileler izliyor diye çok kısa tutuyorlardı ya da o sahneleri. Ya ben küçükken hatırlıyorum hani 5 saniye bile sürse annemler hemen gözümüzü falan kapatırdı. O bile yoktu neredeyse ama, ama şu an ya hele o yalı çapkınında falan yani uzun uzun sahneler veriyorlar ya yeniden artık. Yeniden bu bir ara yine bir durmuştu tekrar bir başladı. Dijital platformlar çoluk tabii çocuk çok izlenmiyor yani sonra. O şekilde olunca insan bir mahcup oluyor çocuğuna falan hani böyle bir. Rahatsız olunuyor ekranda. Böyle Banu Alkan, Serpil Çakmak'la Ahutuba filmleri varsa direkt böyle gözümüzü kaparlardı. Heh, ondan sonra da ben böyle uyuyor numarası yaşıyor. Yapardım, battaniyeyi çekerdim böyle aradan bakardım. Şimdi bizim çocukken çok fazla böyle bize ayıp gibi gösterilen sahneler normalleşmeye başladı. Aslında şu da var, tabii ki beyindeki ambargolarımız kalkmaya başladı. Ayıp
nedir? Daha doğru öğrendik. Ayıp nedir? Ayıp yalan söylemektir. Ayıp insan kandırmaktır. İnsanların birbirini sevip öpmesi ayıp bir şey değildir toplum aslında. Toplum içinde öpüşmek bizde de ayıp. Bizim örf adetlerimize. Ama toplum içinde ters. Kavga etmek ayıp değil mi mesela? O da, rahat rahat kavga sahneleri çekiliyor. Adam öldürme sahneleri çekiliyor. O da yanlış. Yani yanaktan katil... öpüşürsün toplum içinde. Yanaktan öpüşürsün ama dudaktan öpüşmek başka bir şey. Bizim topluma uymayan bir şey. Yani biz mesela toplum olarak çekilen vahşet sahnelerini öpüşme sahnesi kadar irdeleyip eleştirmiş olsaydık bugün bence topluma daha büyük bir faydamız olurdu. Hani savaşma seviş gerçekten bu lafın altına imzamı atıyorum. İnsanların birbirini sevmesi, öpüşmesi o kadar kaka gibi gösteriliyor ki. Dört duvar ki. Arasında öpüş yahu. Dört duvar arasında ne yaparsan yap. Toplumun içinde orta yerde, kamunun olduğu bir yer. Bunlar yanlış. Ben bu de arada, diyorum Alişan'a, ki öpüşmekten ziyade Alişan'a, adam kandırmak ve adama şiddet, insana bak, şiddet da yanlış, daha büyük ayıp. O da yanlış, büyük yanlış. O da yanlış. O da doğru değil. Onu da öyle konuşalım. Ayrı bir konu o. Alişan'a bu arada dönecek olursak Alişan diyor ki ben de öpüşmem diyor. Ya, klip dedin ya evet, demin. Ben evet. de öpüşmem diyor. Ve evliliğine, diyor, tabii, eşine saygısından. Ve diyor eşimin kendi kararı da zaten öpüşmemek diyor. Yani eşimin de aynı benimle aynı düşünüyor diyor. Benim yani eşim söylese aynı. Böyle bir sahnede oynamanı istemiyorum. Gönlüm razı değil dese ben oynamam. Ne oldu şimdi? Maçoluk mu yaptı bana? Yobazlık mı yaptı? Hayır. Tamamen oynamadı. İlişkimizi ve evliliğimizi düşünen bir hareket olduğunu düşünüyorum. Beni kısıtladığını da düşünmem o anda. Saygı bak, yani, bir saygı duyarım. Evet ama burada bu üslup çok önemli. Alişan'ın eşine bunu nasıl söylediği. Söylemek var bir de kibarca izah etmek var. Burada tamamen üslup önemli. Evliliklerde en önemli şey. İstediğin şeyi tatlı tatlı söylediğinde zaten karşı taraf buna ikna oluyor. Bence zaten falan üsluplara bile girmeden. Onu yapanlar var Selen. Hayır, yani girmeden bu çiftte zaten başlangıçta herkes kimin ne olduğunu bilerek başladığı için o diyaloglara gerek bile kalmayan bir iletişimleri olduğunu düşünüyorum ben. Peki sen bir sinemacı olarak şuna katılıyor musun? Alişan diyor ki sevgiyi göstermek için diyor illa yalap şalap, yalap şalap diyor. Öpüşmek gerekmiyor diyor. Haksız mı Alişan? Yani oyunculukla sevgi gösterilemez mi? Sadece illa öpüşmek mi lazım? Öpüşmek çok sadece seviyorum. Sevgi gösterisi değil. İhtiras, şevhet, arzulamayı da anlatım dilidir. Yani sevmeyi anlatmak için çiçeği de sevmeyi anlatıyorsun. Bak gösterirsin. Köpeği de sevmeyi oyuncu anlatıyorsun. Olarak öpüşmeden ama ihtirası da gösterebilirsin. Güzel örnekler veriyorsun ama ben çok seviyorum diye bağırırsan bu bir ihtiras değil midir? Bu bir sevgi gösterisi, aşk gösterisi değil midir? Böyle bir şey, böyle midir? Bir seviyorum evet, evet, diye evet. bir oyunculuk modelini çok fazla ihtiras ve çok böyle istek yerine biraz böyle sapkın bir adam şey verdin, oyunu verdin mesela. Mesela şu oyununu verdiğin zaman bir izleyici seviyorum ama yapan sen beni, sen mesela beni, sapkın bir adam sen beni set, ama gelir. Sette görmelisin yorumlamak için. Sahnede görmelisin. Değil mi? Sahnede bir de. Görmelisin. Bir şey diyeceğim. Ben sana şimdi bir oyun vereyim. Mesela bir deneyelim istersen. Hadi deneyelim. Neye oynayacaksınız? Birbirine aşık. Mesela Didem'e aşığı oyna şimdi. Ama ihtirası ver. O şehveti ve arzuyu ver ama dokunmadan. Hadi. Didem. Anlatamıyorum sana, ifade edemiyorum bazı gerçekleri. Ama aldatmışsın. Olmadı, aldatırsan bu sefer bambaşka sana bir şey oldu. Hayır, o zaman bunu ayrıca yapalım önce ya. Bir şey ben söyledi, sana sonra arkadan oyun bir şey veriyorum. Burada bayağı veriyorum. Oyunculuk eğitimi veriyorum. Aldatmışsın, pişmansın ama karına da çok aşıksın. Ve karınla da son öpüşmen olacak. Yani son, çünkü bir daha karın bunu öğrenecek ve bir daha beraber olamayacaksınız. Ver oyunu abicim. Didem. Kendimi sana nasıl affettireceğimi bilemiyorum. Daha dur, kız bilmiyor aldattığını. Evet ama öğrenecek. ben öyle bir adamım. Düzgün, dürüst bir erkeğim. Ben kendimi sana nasıl affettireceğimi bilemiyorum. Ben bir hata yaptım Didem. Ve bunu telafi etmek istiyorum Didem. Sana 2024 model bir arkadaşlar. Sevgi doluyuz. Çok i̇şte günümüz sağlık. İlişkileri bu. Çok günümüz evlilikleri de böyle. Burada ne öpüşmeye gerek var. Hiçbir şeye gerek yok. Ne bir şeye ne gerek kadar var. Günümüzü yansıtır ve ama gerçekçi. Zaten öpüşülmüş, yapılmış, edilmiş. Yani onu da bak hissettirdin. Aferin, tebrik ederim seni. Çok teşekkür duygusal ederim. Bir sahne oldu.